Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vakko Tekstil incelemesi yapacağız. Bunu yaparken her zamanki gibi öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin ana faaliyet konusu emprime baskı ve hazır giyim üretimi ve satışı olup lüks perakende sektöründe faaliyet göstermektedir. Tekstil şirketi arkadaşlar. Şimdi şirketin son dönem verilerine hızlıca bir göz atalım. Şirketin bir haftalık getirisine baktığımızda %0,92 olarak gerçekleşmiş. Son bir ayda hisse senedinin fiyatı %0,77 artmış. Yılbaşından itibaren getiri, yani 1 Ocak 2021'den günümüze kadar olan süreçte hisse senedi %0,92 artmış. 12 aylık getirisine baktığımızda bu da 10 Şubat 2020'den 10 Şubat 2021'e kadar, yani günümüze kadar olan süreçte hisse senedinin fiyatı %13,84 artmış. Arkadaşlar, kısa vadelilerde, yani bir haftalık ve bir aylık getiride Vakko BIST 100'den daha iyi bir performans göstermiş. Ama yılbaşından itibaren getiri ve 12 aylık getiri de BIST 100'ün gerisinde kalmış. Şimdi şirketin finansal verilerine bir göz atalım. Üçüncü çeyrekler itibariyle, yani Eylül 2019 Eylül 2020 karşılaştırması yaptığımızda satışlar %13,5 düşmüş. Net kar %62,8 düşmüş. Öz kaynaklar %4,5 artmış. Fabrik de %30,88 düşmüş arkadaşlar. Genel itibariyle olumsuz. Şirket 2017 ve 2018 yıllarında temettü vermiş. Sonrasında vermemiş. 2016'da da vermemiş nitekim. Hisse başı kar 2019'da 52 kuruş iken 2020'nin 9. ayı, yani Eylül 3. çeyrek itibariyle arkadaşlar 7 kuruşa düşmüş bu. Yıl sonu verisi henüz elimizde yok. Şimdi oranlarına geçelim şirketin. Hisse senedinin dolar bazlı fiyatı 7 sentten, pardon, 70 sentten 94 sente çıkmış arkadaşlar. Düzeltiyorum. 70 sentten 94 sente çıkmış. Yani bu fiyatın artması babında olumsuz arkadaşlar. FK'ya baktığımızda 87,99 gibi çok büyük bir değer almış. Yani normalde FK 10 ve altında olduğunda olumlu kabul edilir. Hisse senedi ucuzdur denir. Ve sektörle de karşılaştırılır. Nitekim sanayinin FK'sı 32,65 iken Vakko'nun 87,99 ile neredeyse 2,5-3 katı seviyelerinde gerçekleşmiş. Bu da negatif. Piyasa değeri bölü defter değeri 1 ve civarında olması olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Vakko'nun piyasa değeri bölü defter değeri 3,59 iken sanayinin de 11,14'müş. Sanayiye göre yorum yaparsak arkadaşlar neredeyse 3'te 1 seviyelerinde. O yüzden pozitif, olumlu, ama normalde 1 ve civarında olması daha iyi olacaktı arkadaşlar. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 8,55 olarak gerçekleşmiş. Bu değerinde gene 10 ve altında olması olumlu kabul edilir. Hatta bir miktar daha yükseltirsek arkadaşlar bunu, mesela 12'ye kadar belki çıkabiliriz artık. Olumlu kabul edilir. Nitekim sanayinin ortalamasının da 22,36 olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda 8,5 gibi bir değerle 2,5'ta biri gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Bu da gayet olumlu, pozitif. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 7,58 olarak gerçekleşmiş. Yani şu iki değer aynı arkadaşlar. Buradaki tek fark operasyonel gelir ve giderlerin eklenmesi. Yani operasyonel gelir operasyonel giderden fazlaysa bu değer düşüyor şuna göre. Eğer operasyonel gider gelirden fazlaysa bu değere göre daha fazla bir değer elde ediyoruz. Burada düşmüş. Demek ki operasyonel gelirleri giderlerinden daha fazla. 7,58. Bunun da 10 ve altında olması olumlu kabul edilir. Sanayinin 18,97. Yani neredeyse 2,5 katı gene. 2,5'ta biri olduğu için gene pozitif. Sıkıntılı tarafı karlılık çok düşmüş arkadaşlar son dönemde. Borçluluğu da biraz daha yüksek. Normalde %5 ve üzeri karlılık olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sektörün, yani sanayinin karlılığı %6,24 iken Vakko'nun %1,06 olarak gerçekleşmiş. Kendi 3 yıllık ortalaması da %7,03'müş. Yani epeyce bir düşmüş arkadaşlar. Burada sıkıntı var. Borçluluk %85 ve altı olumlu kabul edilir. Bir de sektöre bakılır. Sanayinin borçluluğunun %60,94 olduğunu göz önünde bulundursak %74,60 ile epeyce bir üzerinde,
haliyle olumsuz arkadaşlar. Şimdi grafiğimize geçelim. Grafiğe devam etmeden önce arkadaşlar şunu belirteyim. 2020'nin ikinci çeyreğinde 31 milyon civarı bir zarar varmış. Bu üçüncü çeyrek itibariyle 25 milyona düşmüş ama zarar arkadaşlar. Yani kar değil, eksi de. Şimdi grafiğimize yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desenformasyon oluşum var mı? Bunu kolayca ve zaman kaybetmeden bulmak. Yıllıkta logaritmik ölçekte açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel yükselmiş. Yani aslında şu grafikte bir sıkıntı yok. Aylığa geldiğimizde genel itibariyle borsaya kot olmuş. Bir düzeltme gelmiş, yükselmiş. Küçük bir düzeltme. Ama dikkat ettiğimizde şu şekilde pozitif bir eğim ile sürekli yükselmiş. Haftalıkta benzer durum. Yani hafif yatay, sonra yükselmiş, bir düzeltme gelmiş, gene yatay, yükselmiş. Şurada sert bir düşüş, burası pandemi arkadaşlar, Mart. Sonra genel itibariyle gene yükselme, çok bir sıkıntısı yok. Günlüğe geldiğimizde logaritmayı lineare çeviriyorum ölçeği arkadaşlar. Burası pandemi öncesi, yükselmiş, yatayda kalmış, şurada pandemi, düşmüş arkadaşlar. Sonra yükseliş, düzeltme, yükseliş, düzeltme, yükseliş. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, omuz, baş, omuz. Obo oluşumu var. Ama tam aşağı kırmadığı için aşağı doğru gitmemiş arkadaşlar. Haliyle buna omuz baş omuzu demeyelim. Burada şurada bile hafif bir meyil var. Bunu görebiliyoruz. Şimdi tekrar aylığa dönelim. Aylıkta logaritmayı açıyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Gördüğünüz gibi yeşil çizgi şuralarda çok güzel bir destek olarak çalışmış. Şuralarda da destek olarak çalışmış. Kırmızı çizgi şurada direnç olarak çalışmış. Üstte fiyat çizgisi, altta 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama. Kısa vadeliden uzun vadeliye sıralama, bu beklenen ve istenen bir durum arkadaşlar. Yani günlük, 20 günlük, 50 günlük şeklinde düşünebiliriz. RSI 64 ile aşırı alım bölgesinde değil, sıkıntı yok. Haftalığa geldiğimizde benzer görünüm devam ediyor. Şurada fiyat altında 20 günlük, onun da altında 50 günlük. Olumlu. RSI daha da düşük seviyelerde. 59 ile aşırı alım bölgesinin altında. Aşırı alım bölgesinde değil yani. Buraya geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı çizgi, yani 50 günlük hareketli ortama şuralarda çok güzel destek olarak çalışmış. Şurada da destek, şurada da. Üstte fiyat çizgisi altta 20 günlük hareketli ortama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama. Şu an şeyin üzerine gelmek üzere arkadaşlar. 20 günlük hareketli ortalama. Yani bu normalde destek ve direnç olarak çalıştığını düşünürsek ilk önce 20 günlükten dönmesi beklenir. O olmazsa 50 günlükten dönmesi beklenir. Zaten onu da kırarsa aşağı yönlü bir hareket iyice şey olur arkadaşlar. Bunları belirttikten sonra RSI'yi da söyleyelim. RSI de 65 ile gene aşırı alım bölgesinde değil. Şimdi tümünü sil diyoruz. Tümünü şu şekilde sildik. Günlükte inceleme yapacağım için lineare çeviriyorum arkadaşlar. Grafik tipinde muma çevirdim. Yani line'dan, çizgiden muma çevirdik arkadaşlar. Bunu grafiği bir miktar büyüteceğim. Neredeydi? Şurada, evet. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şunu bir türlü ayarlayamadım. Çok fazla da büyümesini istemiyorum. Şu şekilde olsun artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şuradan alıyorum şimdi. Yani öncelikle şunu bir görelim. Şu şekilde baktığımızda yükselen bir trendten bahsetmek mümkün. Yani yükselen dipler, yani şurayı, 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 şurayı baz aldığımızda oluşan en yeni tepeler de bu şekilde oluşmuş. Yani şurada daha çok bir yataylık var ama onu da son virajda belki bir daha döner inceleriz hızlıca. Çok fazla zaman harcamazsak burada. Ha, bu böyle olacağı için biraz daha küçültüyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Buradan aldım. Şuradan tuttum. Şu şekilde uzattım arkadaşlar. Yani şunu da bir düzeltelim. Evet. Bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş. Bu şekilde destekten dönmüş. Şurada bir daha destekten dönmüş. Bir daha, bir daha derken şurada gelememiş. Buradan bir daha destekten dönmüş. Şimdi bir daha buna paralel çiziyorum. Paralelini çizdik. Alıp oturtacağım şimdi yerine.
Bunu da oturttuk arkadaşlar. Tekrar bir paralel çiziyorum. Bunu aldım. Şu şekilde şuraya koyuyorum. Evet. Şuraya bakalım. Çok büyük bir sıkıntı var mı? Yok gibi. Buraya da oturdu. Evet. Tekrar paralel çiziyorum arkadaşlar. Onu da şuraya şu şekilde oturttuk. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekil oluştu. Burada fiyat hareketi şurada başlamış, gelmiş buradan dönmüş. Şurayı bir yukarı çıksa da kalıcı olamamış, geri dönmüş. Bir daha denemiş olmamış. Bu denediğinde yukarı çıkmış. Artık burayı kırınca burası dirençli, destek oldu. Gördüğünüz gibi gelip destekten dönmüş. Gelmiş dönmüş. Dönmüş, yukarıya gidememiş. Kıramamış. Aşağı gelmişse de kalıcı olmamış. Yani destek çalışmış, yukarı dönmüş. Sonra kırıp buraya kadar düşmüş. Buradan tekrar bir deneme. Yukarıya kadar çıkış. Oradan dönüp destekten dönmüş. Yukarısı kıramamış. Şurada hareket edip en son buraya gelmiş. Arkadaşlar burada şunu da belirtmek istiyorum. Biz yanlış hatırlamıyorsam 12 Ocak'ta bu şeyi yapmıştık. Analizi. Şu. Yani bu imleçle şu an gösterilen tarihte. Grafiğin aynısını çizmiştik arkadaşlar. Bu aynı grafik. Burada gördüğünüz gibi çok güzel çalışmış. Yani hani burada aşağı kıramamış, yukarı atmış. Burada destek olarak çalışmış. Aşağıda tam şuradan dönmüş arkadaşlar. Bu da çok güzel. Buradan dönmüş. Yukarıda da şuralar gene destek direnç olarak çalışmaya devam etmiş. Burada şimdi 6.58 seviyelerinde arkadaşlar. Yani biraz daha yukarı atması, yani şu 6.63'ü kırıp şu desteğin üzerine kalıcı olması önemli. Aşağı doğru hareket ederse onu da hemen bir inceleyelim şurada. Biraz da aşağıya alacağım şu şekilde. Evet. Yani aşağı doğru hareket devam ederse işte nereler? 6.30'lar. 6.30'lar, evet. 6.25, 6.30'larda destek var. Evet. 6.25, 6.30. Hatta 6.30, 6.35 diyelim. 6.30, 6.35'te destek var. Yukarı işte devam edip de 6.65'in üzerinde kalırsa sonraki hedefler şuralar olacak arkadaşlar. Orada neresi işte 7.60'lar. 7.60'lar aynen. Biraz daha şu tarafa çekelim. 7.60'lar. Orayı da geçerse arkadaşlar artık 8.5-9'lar hedef olacaktır. Şimdi bunları belirttikten sonra bir miktar küçültelim. Son olarak şuralardan bahsetmek istiyorum ben. Hatta şöyle de yapabiliriz. Ben tekrar tümünü sileceğim. Başa döndük arkadaşlar. Evet. Şurada bunu tekrar muma çevirdik. Bir miktar büyütelim. Destek dirençlere son bir kez daha bakıp bitirelim artık. Şu şekilde büyütüyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca şuraya bir tane koyarsak destek. Evet. Şunu şuraya aldığımızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası çok güzel çalışmış. Yani neresi? Evet. Şunu hatta bir miktar daha kaydırabiliriz. 5.96'da sağlam bir destek var. Ondan sonra neresi var? Orayı da gösterelim. Şurası arkadaşlar 6.5 seviyeleri. Yani işte bu 6.5, evet. 6.5, 6.45, evet. Şurası şu an 6.45 seviyeleri, evet. 6.45'te de gene bir destek var arkadaşlar. Yukarı dönmesi durumunda en üsttekini söyleyeyim artık. Çok fazla olmasın. 7.17, 7.17'yi de kırarsa çok sert bir hareket gelir arkadaşlar. Çünkü Eylül'den itibaren yaklaşık oluşan bir yatay hareket bu. Şurayı saymazsak. Eylül 3, 4, 5 aylık bir süreç arkadaşlar. 4 aylık diyelim. 7.17'nin de kırılması durumunda yukarı doğru sert bir hareket gelir. Şirketin temel verilerinden bahsettik. Teknik olarak da görünüm bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere.